şikayetimiz yok. Cumhurbaşkanımız da memnunuz. Konya'ya gelmesi büyük katkı sağlayacak. Yeni yatırımları duyacak. Belediye başkanımız anlatacak, valimiz anlatacak. Her zaman ulaşılamıyor. Keşke daha sık gelse, daha sık anlatsak. Şimdi ben Konya'nın dertlerini tamamen bilemem. Ben Cumhurbaşkanı sağlığını isterim. Allah hayırlı umurlar, uzun ömürler versin. Ama belediye başkanımız, kaymakamımız, valimiz, şehrin ileri gelenleri isteyeceklerini isteyeceklerdir mutlaka. Cumhurbaşkanımızın da yapacağına inanıyorum. Şu dönemde bakanlarımız da var elhamdülillah Konya'da. İnşallah daha hayırlı olur. Hoş geliyor. Güle güle gelsin, güle güle gitsin inşallah. Vallahi Erdoğan'a saygılar, selamlar, ne diyeyim. Sayın Cumhurbaşkanım, biz EYT mağduruz. Lütfen EYT'yi çıkarın artık. Yani yeter yani. Suriyelilere bakıyorsunuz, biz de sizin bu ülkenin vatandaşıyız. Bu ülkenin de TC kimliklerini taşıyoruz. Bu ülke için her şeyi veriyoruz. Doğu'da askerliği yaptık, EYT mağduruyuz. Ne zaman çıkacak? Çıkmazsan şaşırmasın ama Cumhurbaşkanım. Saygılar. Valla ben gene biraz önce dediğimi gene diyorum, gene de diyeceğim. Yani bizim iletmek istediklerimiz zaten ulaşmıyor. Hepsi bu. Nedeni yok. Arkamızda dayımız yok diyelim. Yani en basit örnek vereyim. En basit bir tane ben size örnek vereyim. Benim oğlum avukat. Şu an avukat. Ki benim oğlum hukuk fakültesinde birinci derecede bitirdi. Hakimliğe girdi. 17 bin kişinin içinden 150'ye girdi derece olarak. Ve daha alt seviyedekiler şu anda hakim. Benim çocuğumun arkasında referans olmadığı için çocuğum hakimliği alamadı. Ki bu madem öyle devlet başkanı mesela Cumhurbaşkanı'na bu iletileceğse bunu göz önünde bulundursun ki garibanların da arkasında dursun. İlla arkamızda güçlü kuvvetli insanların olmasına gerek yok. Emeğe saygı olsun. Haksız mıyım? Valla Cumhurbaşkanı'nın burası birinci evi olarak kabul ediyoruz. Onu misafir olarak görmüyoruz. Ev sahibidir. Gelirse Konya'nın da zaten eksiklerini biliyor ve yakinen de takip ediyor. İlgileri sürekli Konya'nın üzerinde, yapabileceği her şeyi de yapıyor. Gelirse de hoş geldi, sefalar getirdi. Abi Cumhurbaşkanı'na mesajım, en kısa zamanda bu Suriyelilerden artık gittim. Ben mülteci kampına döndüm buraya. Yani özellikle Konya'nın merkezi mülteci kampı. Yani böyle bir ülke olamaz ya. Benim yani her şeyimi elimden alıyorlar artık ya. Bize doğru iyice yaklaştı. Benim Cumhurbaşkanı'na acilen birinci gündemim budur yani Suriyeliler. Başka bir ülke böyle yapamaz yani. Böyle bir şey mümkün değil yani, olmaz ya. Burada ben mülteci kampına döndü ya. Mülteci benim artık ya. Yani onların hakkı benden daha fazla şu anda. Ben mağdurum burada yani. Benim diyeceğim bu yani. İnşallah Konya için yatırımları bir an önce başlatmasını isteriz yani. Onun da sözünü vermişti herhalde. Bir hafta 10 gün önce ben izlediğim kadarıyla hızlandıracağını söylemişti herhalde. Bunları şeye geçirecek. Bizim yapacağımız bir şey yok. Başka ne diyeyim yani, bize çalışırsa memnun oluruz. Açılışlar varmış, şeyler varmış. Ben başka bir şey duymadım yani daha şu anda. Gayet güzel gelsin. Konya'mızın eksikleri varsa tamamlasın. Vatandaşla da buluşmuş olur. İyi olur. Gayet yolunda her şey. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hoş gelsin, sefa gelsin. Cumhurbaşkanımızdan istediğimiz sağlık, sıhhat. Konya'mıza önem veriyor. Konya'mıza sahip çıksın. İstediğimiz bu. Maalesef. Hoş geldin. Yani hoş gelmiş. Şu anlık bir şey düşünmüyorum yani. Sağ olsun gelsin yani Konya'mıza. Sefalar getirmiş. Allah razı olsun. Bu kadar. Gündelik işçilere bir çare bulsun abi. Gündelik çalışan kahvehane, gazinolarda çalışan arkadaşlar var. Buralar kapalı ya. Abi bunlara bir çare bulursa iyi olur. Cumhurbaşkanım derim yani. Başka da bir şey demem. Cumhurbaşkanımıza çok selamlar, saygılar. Ne olacak bizim halimiz? Ne konuda? İş, güç, ekonomi, dış devletlerin baskısı. Ne olacak yani? Nereye çekiliyoruz yani? Nereye gidiyoruz? Sadece bunların bir gözetmeni olarak bir açıklamasını yapsa, daha geniş kapsamlı açıklıyor. Açıklamalarında sıkıntı yok da. Ne bileyim. Gözümüzün görmediği çok işsizlik sıkıntıları var. Milletimiz perişan. Suriyeliler burada bizden daha ön ağırlık planla. Tamam, ensar diyoruz, muhacirlik diyoruz. Sıkıntı yok da yani. Bizlere iş yokken onlara yoldaşlık yapıyoruz ya. Bu nasıl olacak Cumhurbaşkanım derim.
keselim derim yani.